Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere bağırsağımızı tekrar düzenlemek için bir metodolojiden bahsetmek istiyorum. Normalde fonksiyonel tıp pratiğinde aşamaların İngilizce isimlerinin baş harflerinden gelen 5R protokolü olarak geçen bu metodu, ben bugün sizlere sevgili arkadaşım Doktor Rezan Cezan'ın Türkçeleştirdiği 4T protokolü olarak anlatmak istiyorum. 5R öncelikle nedir? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Bu 5R normalde remove, yani uzaklaştır, temizle. İkinci aşama replace, yani yerine koy, değiştir, beslenme şeklindeki zararlı maddeleri sağlıklı olanlarla değiştir. Reinoculate, yani tekrardan yerine koy, temizlediğin bağırsağına tekrardan sağlıklı florayı yerine koy. Dördüncüsü repair, yani onar, tamir et. Beşincisi de rebalance, yani sinir sistemi dengesini yeniden kur, yani balans, denge, bunu yeniden kur anlamında. Beş tane R ile başlayan bir kelimeyle normalde simgelenmiş bir teknik. Peki 4T olarak bunu ifade edecek olursak nasıl ifade ediyoruz? Bunlardan birincisi temizle, ikincisi takviye, üçüncüsü tamir et ve dördüncüsü de tekrar dengele. Gelin isterseniz kısaca bu aşamaları detaylandıralım. Öncelikle birinci aşamamız temizle. Daha önce size hem SIBO ile ilgili hem geçirgen bağırsakla ilgili videolar paylaştım. Lütfen onları da izleyin. Bağırsakta birçok problem tek başına olabildiği gibi bir arada da olabilir. Yani bir kişide hem SIBO olabilir hem geçirgen bağırsak olabilir. Ve SIBO dediğimiz tabloda, yani ince bağırsakta aşırı bakteri üremesiyle seyreden tabloda çoğunlukla IBS ile de karışabiliyor. Yani bağırsaktaki hastalıklar çoğunlukla iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle ilk yapmamız gereken şey temizlemek. Yani SIBO varsa ince bağırsaktaki patojen bakterileri temizlemeyi de buna dahil edebilirsiniz. Doğal yöntemlerden SIBO videomda bahsetmiştim. Aynı zamanda da geçirgen bağırsaklara ne demiştim? Sürekli bağırsağınızı tahriş eden, sürekli bağırsağınızda inflamasyon yaratan besinlerden sürekli besleniyorsanız bu zamanla geçirgen bağırsağa sebep olur demiştim. Bu aşamada da bağırsağınızda sürekli inflamasyona sebep olan besinleri tespit edip bunları öncelikle hayatımızdan temizlemek lazım. Nedir onlar? Örneğin şeker ve tatlandırıcılar, gluten, trans yağlar, paketli gıdalar, GDO'lu gıdalar, alkol, kafein gibi gıdalar, organik olmayan etler ve yumurta, süt ve süt ürünleri, pestisitler, klorlu su, florlu diş macunu, telefon ve alüminyum pişirme kapları, plastik saklama kapları, kimyasal temizlik ürünleri gibi birçok şeyi hayatımızdan temizlemek burada. İlk aşamada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Tabii bu aşamada özellikle bir sağlık profesyoneliyle birlikte eliminasyon diyeti de yapılabilir. Yani hayatımızdan önce birçok şeyi çıkardıktan sonrasında yavaş yavaş bazı besinleri ekleyerek, bazı besinleri yine oyun dışında bırakarak bizde gerçekten alerjiyi tetikleyen veya vücudumuzdaki inflamasyonu tetikleyen besinler neler? Bunları da tespit etmekte fayda var. Yani kimi insanda örneğin domates yediğinde işte histamin yükünden kaynaklı vücudunda inflamasyon artabilirken, kimi insanda örneğin çilek yediğinde bu problemler artabilir. İşte bu bağırsakta inflamasyona sebep olan sebepleri de ortaya koymak için bir sağlık profesyonelinden de yardım almak faydalı olacaktır. İkinci temiz ne? Takviye et. Yani çıkardığımız besinlerin yerini sağlıklı olanlarla takviye et. Bunu da iki şekilde detaylandırabiliriz. Bir, hayatımızdan çıkardığımız şeylerin yerini sağlıklı olanlarla takviye et. İki, vücudumuzda eğer eksiklikler varsa takviye et. Yani vücudumuzda bir inflamasyon varsa, mikrosistemlerde hata meydana getiren vitamin mineral eksiklikleri varsa bunları da takviye etmek lazım. İkincisi de işte çıkardığımız besinlerin yerine mevsiminde organik meyve, sebze, çiğ kuru yemişler, bitkisel süt ürünleri, filizlenmiş kuru baklagilleri tüketerek takviye etmek faydalı olacaktır. Aynı zamanda geçirgen bağırsak videosunda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi bağırsak geçirgenliğini azaltan en önemli faktörlerden bir tanesi lifli beslenmek. Özellikle prebiyotik lifler burada çok değerli. Çünkü bağırsağımızdaki sağlıklı flora, yani ya kendi mikrobiyotamız ya da dışarıdan probiyotik bakteri olarak kullandığımız bakteriler kalın bağırsakta bu prebiyotik lifleri kullanarak fermentasyon yapıyorlar. Ve bu fermentasyon son ürünü olarak postbiyotik dediğimiz kısa zincirli yağ asitleri sentezliyorlar. Örneğin bütürat bunlardan bir tanesi. İşte bu bütürat ve diğer kısa zincirli yağ asitleri bağırsak onarımını sağlayan ve geçirgen bağırsaktan korunmamızı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Bu nedenle kesinlikle hayatımıza prebiyotik lifleri dahil etmemiz gerekiyor. İkinci olarak da hayatımıza doymamış yağ asitlerinin miktarını artırmak. Yani omega 3 alımını artırmak da burada hayatımıza yapabileceğimiz takviyelerden bir tanesi. Üçüncü temiz ise tamir et. Öncelikle hasar veren faktörleri ortadan kaldırdık. Sonrasında bunları sağlıklı şeylerle değiştirdik. Şimdi sıra geldi bağırsak epitelini onarmaya. Bağırsak epitelini onarmak için de bir önceki geçirgen bağırsak videosunda anlattığım gibi en önemli aminoasitlerden bir tanesi de L-glutamin. Glutamini eğer histamin intoleransı yoksa kemik iliği suyu gibi glutaminden zengin bazı besinlerle yerine koyabileceğimiz gibi saf L-glutamin aminoasitini
Ayrıca takviye olarak da alabiliriz. Tabii bunun yanında bağırsak epitel hücrelerinin kendini onarabilmesi adına onları mitokondriyal olarak da desteklemek lazım. Yani o hücrelerin enerji metabolizmasını destekleyerek kendilerini onarmalarına yardım etmemiz gerekiyor. Mitokondriyal destek anlamında da size yine geçen videoda bir molekülden bahsetmiştim. O da sitrulin malattı. Mitokondride enerji üretiminde görev alan iki molekülün birleşimi hem sitrulinin hem de malatın kombinasyonudur sitrulin malat. Aynı zamanda bir artısı daha vardı. O da vücutta nitrik oksit sentezlenmesini sağlıyordu. Yani nitrik oksit demek de kanlanma demek, doku beslenmesi demek. Dolayısıyla bağırsak epiteli ne kadar fazla beslenirse ve kanlanırsa o kadar hızlı kendini onaracaktır. Bu da tamir açısından mantıklı bir dokunuş olacaktır. Tabii bunun yanında epitel dokunun en temel yapı taşı olan mineral ise çinko. Çinko eksikliği varsa yerine koymak kesinlikle gerekiyor. Zaten çinko hakkında her şey videosunda da anlattığım gibi hepimiz yılda en az 3 ay çinko kullanmakla mükellefiz. Maalesef modern beslenme ile birlikte almamız gereken çinkoyu zaten alamıyoruz. Her yıl en az 3 ay çinkoyu hayatımıza dahil edebiliriz. Bunun yanında yine sindirim enzimleri de burada oldukça önemli. Özellikle pankreastan salgılanan amilaz, lipaz, proteaz, selülaz, laktaz gibi enzimler besinlerin daha iyi parçalanmasını sağlar. Dolayısıyla bir o kadar da besinlerin inflamasyon yapıcı etkisini azaltmış olur. Bu anlamda gerekiyorsa dışarıdan da bu pankreatik enzimler ekstra takviye olarak tamir aşamasında kullanılabilir. Ve son aşamamız, son T harfimiz ise tekrar dengele. Aslında İngilizce'deki iki R'yi burada birleştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi reinoculate, yani tekrardan yerine koy. Yani bağırsağı onardıktan sonra doğru probiyotik suçlarıyla tekrardan bağırsak florasını destekleydi. Diğeri de rebalance'dı. Yani sinir sistemindeki özellikle dengeyi tekrardan kur, stres yönetimini yap ve özellikle beyin bağırsak aksı üzerindeki dengeyi tekrardan kur, stres yönetimini yap anlamına geliyordu. İşte bu iki maddeyi biz tekrar dengeli olarak bir maddede birleştirebiliriz. İşte buradaki birinci aşama neydi? Klinik çalışmaları yapılmış, suç kollarından oluşan bir probiyotik takviyesiyle tekrardan bağırsak florasını onarmak, restore etmek burada yapılabilecek son aşamalardan bir tanesi. Yine prebiyotik lifler oldukça önemli demiştim ve maalesef modern beslenmeyle birlikte yeterli miktarda lif alamayabiliyoruz. Burada da yine prebiyotik lif özelliği olan lifleri takviye olarak da hayata dahil edebiliriz. Neden altını çiziyorum? Yani her lif aynı değil mi? Değil. Daha önce zaten probiyotik ve prebiyotik için ayrı ayrı videolar paylaşmıştım. Orada hep söylediğim bir şey var. Her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir. Bir lifin prebiyotik olabilmesi için bağırsağınızdaki bakteriler tarafından besin olarak kullanılabiliyor olması lazım. İki, bağırsağınızdaki bakteriler onu kullanarak fermentasyon yapıp postbiyotik sentezleyebiliyor olması lazım. Videonun başında da hatırlarsanız ne demiştim? Bu postbiyotiklerden bir tanesi kısa zincirli yağ asitleri. Onlardan bir tanesi de bütürat. Bu da epitel onarımı, bağırsak duvarının onarımında çok değerli bir madde demiştim. İşte kullandığınız lif prebiyotik özellikle değilse, bağırsağımızdaki bakteriler onu kullanarak kısa zincirli yağ asitleri sentezleyemiyorlarsa kullanmamızın çok da bir anlamı bulunmuyor. Bu anlamda bütün bağırsağı kapsayabilen, üzerinde klinik çalışmaları bulunan bir prebiyotik lif takviyesi kullanmanız oldukça önemli. Bununla ilgili zaten dikkat etmeniz gereken hususları eski videolarımda da bahsetmiştim. Bir diğer madde de neydi? Stres yönetimi, beyin bağırsak aksı üzerindeki dengeyi tekrar sağlamak ve hayatımızdaki dengeyi aslında tekrar sağlamak. Bu denge nasıl oluşuyor? Bu denge daha sizin yemeği çok iyi çiğnemenizden başlıyor. Yemeği çok hızlı bir şekilde yemeyip sindire sindire yavaş yavaş ailenizle, dostlarınızla bir masa etrafında yiyerek başlıyor. Bol su tüketerek başlıyor. Kronik stres vücutta kortizol tetikliyor biliyorsunuz. Bu da yine bağırsak florasına zarar veren, bağırsak geçirgenliğine sebep olan faktörlerden bir tanesi. Bu dengeyi sağlamak uyku hijyenini de, uyku düzenini de içeriyor. Bu dengeyi sağlamak zaman zaman doğru nefes teknikleri, stres yönetimi, meditasyon veya ibadet gibi kendinizi rahatlatacak, iç huzuru sağlayacak şeyleri de içeriyor. Bu dengeyi sağlamak, dostlarla bir arada olmak, etrafımızdaki toksik insanlardan kurtulmayı da içeriyor. Yani bu tekrar dengele maddesinin ikinci aşaması, yani hayatımızı tekrar dengelemek birçok faktörü içerisinde barındırıyor. Genel olarak bağırsak sağlığındaki 4T metaforunu sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu post ışığında bu videoda kullanmama da izin veren sevgili Dr. Rezan Cezan'a da burada ayrıca teşekkür ediyorum. Onu da Instagram'dan takip edebilir, kaliteli içeriklerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan diğer soruları da tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitapta bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Yere Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.